erdemli, kişilikli, karakterli, İslam'a ve Allah'a bağlı gençlerin oluşmasında, yok olmasında, oluşmasına en büyük engeli koyup onları yok etmede Batı dünyası bugün kolları sıvadı değerli kardeşlerim. Onların bu hilelerine, bu tuzaklarına karşı bizim Müslüman gençliğimizin çok uyanık olması lazım. Müstehcen dizilerle, internette harama çeken sitelerle, moda aldı altında tesettürden koparmakla ve daha nice ortaya attıkları hilelerle bizi Allah'tan, Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Müslüman gençliğin batının ve kafirlerin bu oyununa gelmemesi lazım. Uyanık olması lazım. Geçmişimiz zulüm sahiplerinin ellerinde tüketti. Ta insanlığın ilk varoluş anına bakın. Hazreti Adem'e eş yaratıldı. Ona yoldaş, derdini paylaşmak, gönlüne sürur verecek bir arkadaş olmak için. Onunla beraber işlediğim günahın yükü. Bugün ise kadını geçmişte ezen ve insan yerine katmayan modeller İslam'ın üzerinden kadının üzerinden İslam'a saldırıp kadınların ezilmesi İslam kaynaklıymış gibi göstermeye çalışıyorlar ve insanların zihinlerini kirletip bunu kadın hakları ve özgürlükleri adına yapıyorlar. Evet, burada asıl gaye İslam'la özgürleşen kadınların ellerinden özgürlüğü almak ve kadınları sömürmek. Şu anki haliyle modernizm şimdi kadına özgürlük adı altında neler yaptırıyor? Evet, kadınlar eşitlik iddiasıyla kocasıyla olan bağları zayıflatılıyor. Erkekleştiriliyor, kışkırtılıyor ve kocasının evdeki otoritesiyle çatışmaya yönlendiriliyor. Böylece amaç aileyi ortadan kaldırmak, kadını yalnızlaştırmak, sömürünün daha iyi alanına çekebilmek. Ve geçenlerde sizin de duyduğunuz bazı istatistik bilgiler vardır. Dünyanın en mutsuz ülkesi Türkiye ilan edilmiş. Bu kadar kozmetiği de alıyoruz. Bu kadar mola adına her şeyi giyiyoruz. Her şeyi takıyoruz ama yine mutsuzmuşuz.